moduyla alalım. Şimdi Sayın Sözlü Mertçe söyleşide icraatlarını anlatıyor. Evet. Buyurun hep birlikte dinleyelim Adana. Şimdi sevinerek ifade etmek isterim ki gerçekten arkadaşlarımız bu hizmetleri tarih yazacak anlamında bir broşür basmışlar. Evet. Broşürü açtığımız zaman Adana'ya yapmış olduğumuz hizmetler noktasında Adana trafiğine neşter. Biliyorsun bu E5'in olduğu, evet, yer, olduğu yer, karnıyarık olarak tabir edilen yeri biz karayollarına ait olmasına rağmen üstünü biz kapattık. Onun haricinde birçok açtığımız yollar oldu. İlim yolu bulvarı. Evet. Sarımazı yolu, Sarıçam'da vesaire, Kuzey Adana'da, Kızıldağ'da yaptığımız yollar. Uçak indirdik hatta oraya. Yani bu yaptığımız çalışmaları kimse görmezden gelmesin. Yani ben 3 dönem Ceyhan'da belediye başkanlığı yaptım. 5 yıla yakında da Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde. Allah nasip ederse inşallah tekrar Adana'ya hizmet noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. İkizler Köprüsü, o Girne da köprü yapıyor, evet, merkez caminin orada. Onun haricinde Aski'de yaptığımız çalışmalar var. Yani bugün 21. yüzyılda Ozan göllere su gitmemiş. Oraya kadar su götürdük bütün köylere. Ve bütün köylerin de birçok köprülerini yaptık yani. Bununla alakalı birçok vatandaşın duygusal videoları var. Annesini hastaneye götürememiş, vefat etmiş. Evet. Ha, bunlar bizi duygusal anlamda hem üzdüğü gibi de bir anlamda da 21. yüzyılın Türkiye'sinde Adana'ya hizmet etmek noktasında sevindiriyor. Yani altyapı çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Yani şimdi Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığım dönemde daha önce ilçeler Adana Büyükşehir'e bağlı değildi. Yani evet, ben aslında zorlu bir dönemde bir belediye başkanlığı yaptım. Ne yaptım ben? Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 153 tane otobüs aldım. Yeni sıfır. 153 otobüsü almanın yanında Adana'da ulaşım saat 9'a kadardı. Benim belediye başkanlığımda saat 11'e kadar dedim. Adanalı vatandaşlarımız 11'e kadar ulaşımı uzattım. Bunu hem metroda yaptım hem otobüste yaptım. Bazı bölgelere de sabaha kadar, hastaneler ve belirli garajlara giden sabaha kadar otobüs şeyleri yaptık. Wi-Fi hizmeti verdik. Sadece otobüslerde değil tabii, parklarda da ücretsiz Wi-Fi hizmeti verdik. Onun haricinde hastaların ayağına kadar başkanım, giden ambulanslarımız var. Başkanım icraatın içinden gibi oldu sevgili yani. Başkanım Sayın Sözlü.